Merhaba, ben operatör doktor Koray Cengiz. Şimdi size alerjik rinit veya saman nezlesi de denilebilen hastalıkla ilgili bilgiler vereceğim. Alerji, vücudun çeşitli maddelere karşı verdiği bir reaksiyondur. Özellikle kulak burun boğaz açısından baktığımız zaman polenler, işte hayvan tüyleri, bunlar kedi, köpek, kuş olabilir. İşte mantarlar, tozlar, ev akarları dediğimiz akarlar veya İşte tekstil tozları gibi yabancı maddeler vücuda girdiğinde bazı insanlarda bunlara karşı bir reaksiyon oluşur. Alerjik rinit yani saman nezlesinde bu reaksiyonlar burun kaşıntısı, hapşurma, göz sulanması, burun akıntısı, burun tıkanıklığı hatta öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlerle yol açabilir. Alerjik rinit veya saman nezlesi yıl boyu olabildiği gibi mevsimsel dönemlerde de oluşabilir. Hastaların birçoğu bütün yıl bu semptomları, bu şikayetleri gösterirken bazıları özellikle bahar ve sonbahar mevsimlerinde bu şikayetler ortaya çıkmaktadır. Buna mevsimsel alerjik rinit diyoruz. Mevsimsel alerjik rinit de özellikle ilkbaharda oluşan işte polenler, çiçek tozları ve bazı bitki ve ağaçlardan oluşan tozlar daha çok etkili olmakla beraber sonbaharda da yine aynı şekilde hava sıcaklıklarının birden düşüp çıkması ve ortamın nem ve rutubet katsayılarının değişmesi de yine bu şikayetlere yol açmaktadır. Biraz önce saymış olduğum şikayetler insan sosyal hayatını ileri derecede etkileyebildiğinden hastalar bu şikayetlerle bize başvurmaktadırlar. Alerjinin bilinen tedavisi ilaç tedavisidir. Bunun dışında herhangi bir tedavisi yoktur. Özellikle antihistaminik dediğimiz alerji hapları ve bunun yanında kullandığımız burun tıkanıklıkları için burun spreyleri tedavimizin ana şeklidir. Hastada ek bir şikayet yaratan işte burun kıkırdak eğriliği, geniz eti veya bademciklerin ileri derecede bir büyümesi veya burun etlerinde çok aşırı şişme gibi bulgular yoksa ilaç tedavisiyle hastalar rahatlatılmaktadır. Bu saydığım durumlar mevcutsa da ilaç tedavisinin yanında ameliyatla bu şikayetler düzeltilmektedir. Şu an sonbahar aylarında özellikle havanın sıcaklıklarının dengesiz olmasından dolayı günümüzde nezle yani mevsimsel böyle bir soğuk algınlığı mevcuttur. Bu da hastaların acaba ben Covid miyim diye daha çok polikliniğe başvurmasına neden olmaktadır. Bu nezle veya işte saman nezlesi gibi durumlarda ateş olmamaktadır. Yaygın kas eklem ağrıları olmamaktadır. Bu Covid'den bizim için en önemli ayıran nedenlerden biri budur. Covid'in nedeni bir virüstür. Alerjinin nedeni daha çok dış dokuda olan partiküllerdir. Şikayetleri olan alerjik rinit hastalarının bu mevsimde ilaçlarını özellikle çok dikkatli kullanmaları, bu ilaçlara rağmen şikayetlerinin geçmemesi durumunda doktorlarına tekrar başvurmaları gerekmektedir. Biraz önce de bahsettiğim gibi COVID hastalığı ile ayrımını yapabilmek için özellikle ateş, yaygın kas eklem ağrısı, öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinin bulunması gerekmektedir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki bilgilendirmede görüşmek üzere.